Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Rabbim yapacağımız her icraatı hayırlara vesile kılsın. Güzelliklere vesile kılsın. Peygamberimiz buyuruyor ki, malı olan malından, ilmi olan ilminden zekat versin diyor. Biz de dilimizin döndüğünce bildiğimiz bir şeyleri Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesi üzerine anlatmaya çalışıyoruz. Muhtemelen şurada anlatacağımız, konuşacağımız şeyler malumunuzdur. Bazen güzel şeyleri tekrar tekrar dinlemenin, anlatmanın da faydaları oluyor. İnşallah hayırlara vesile olması dilek ve temennisiyle başlıyoruz. Rabbimiz hayırlara vesile kılsın. Ayrıca şu var, şu saatte herkes evinde, kanepesinde, televizyonun karşısında rahat rahat otururken sizler buraya kadar zahmet etme, yorulma, evinizdeki rahatı terk etme zahmetine katlanıp geldiniz. Burada bir ilim talebidir. İlim talep etmenin de yine dinimizde makbul olduğunu hepimiz biliyoruz. Rabbim ayrıca bunun da sevabını, ecrini sizlere bol bol nasip etsin inşallah. Değerli arkadaşlar, 30 küsur yıllık devlet memuruyum, ziraatçıyım. Çocukluktan itibaren ziraatçıyım. Birikimimiz var, tecrübemiz var. Bunları da sizlerle, insanımızla paylaşmaktan her zaman için memnuniyet duydum. İnşallah bundan sonra da faydalı olacak kanaatindeyim. Şimdi şurada öncelikle kısa bir şey izleteceğim. Sesini kapatalım, önemli değil. Şimdi gazetelerde zaman zaman bunları çok duyuyoruz, görüyoruz, karşılaşıyoruz. Bir iki dakika bakın, ondan sonra konuşmaya devam edelim. Şimdi bu manzarayla birçok yerde karşılaşıyoruz ve halkımızdan kime sorarsanız sorun, %80-90'ı ilaçlardan, hormonlardan zehirlendiğimizi söylüyor. Haklılık payı da yüksektir. Ancak burada bütün suç çiftçinin mi? Bize düşen bir insan olarak, bir tüketici olarak, ben bu tüketici kelimesi her ne kadar hoşuma gitmese de kullanmak durumunda kalıyoruz. Hepimiz bir şeyler yemek içmek zorundayız ve yiyip içtiğimiz, tükettiğimiz bu gıdaların da ne içerdiğini bilmek doğal olarak hakkımız. Şimdi isterseniz bugün GDO, hormonlar ve ilaçlar konusunda sizlere bilgi vermek istedim. İsterseniz GDO ile başlayalım. Sık sık bu ara beslenmeye ağırlık verdim. Beslenme konularında da çok konuşuyoruz. Bugün sunum içerisinde olan ana başlıklar, bunlar dilimiz döndüğünce bunlardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Nedir bu GDO? Hepimiz farklı farklı şeyler biliyoruz.
Acaba bu mu? Değil, gündemi değiştiren olaylar doğrudur bir yönüyle ama asıl bizim burada bilmemiz gereken genetiği değiştirilmiş organizmalar. Genetik deyince ne anlıyoruz? Genetik bir canlının yaratılışta Rabbim tarafından verilmiş doğumundan ölümüne kadar bütün hangi canlı olursa olsun yaşama başlayıp yaşama bitirdiği noktaya kadar hayatının her şeyini içeren şifreler topluluğu. GDO'dan, genetikten bunu anlıyoruz. Şimdi insanoğlu genetiğe müdahale ettiği zaman neler ortaya çıkıyor? İlerleyen dakikalarda nasip olursa bunları göreceğiz. Şimdi GDO, genetiği değiştirilmiş organizma. Bunu birkaç isimle de gazetelerde, basında, televizyonda duyuyoruz. Transgenik bitki diyorlar. Kimisi GMO diyor. Bunların üçü de aynı manaya geliyor. Genetiği değiştirilmiş, transgenik, yani gen transfer edilmiş canlı ya da genetik modifiye canlı anlamında kullanılıyor. Şimdi buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi hepimizin bildiği doğada kendiliğinden devam eden aynı tür canlılar içerisinde bir gen aktarımı söz konusudur. En basit haliyle köyünün bağ olanlar varsa bilir veya ne bileyim bahçesinde, tarlasında birçok şeye şahit oluruz. Misal falan köydeki Hasan Efendi'nin iyi bir koçu vardır. Onun sürüsü, koyun sürüsü çok verimlidir. Diyelim ki esmer koyu renkli, siyah renkli koyunlar. Köylü de bunu biliyor. Ondan bir tane kendi hayvanlarını aşılamak üzere döl almak ister. Ya koç alır, ya kendi koyunlarını o koçla bir araya getirir. Bu doğal olarak yaptığımız ıslah çalışmasıdır. Veya köyde falan kişinin buğdayı çok verimlidir. Ondan bir miktar tohum alalım da bizim buğdayımız da aynı şekilde verimli olsun mantığıyla yüzyıllardır devam ede gelen bir ıslah metodu var. Buna ister ıslah deyin, ister başka bir şey deyin, iyileştirme deyin, seleksiyon deyin, çok isimleri var bunların. Ancak bunların hepsi çok yavaş olan ıslah metotları. Yani bir ıslaha başladığınız vakit yıllar alıyor. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl çok uzun süreler alıyor ve insanlar ve bu işte çalışan bilim adamları bundan adeta gına geliyor. Ben de 5 yıl süreyle ıslah işinde çalıştım, patates ıslahında çalıştım. Gerçekten seçim yapmak son derece zor. Elimizde 40 binin üzerinde birbirinden farklı patates tipleri var. Bunun içerisinden yüzlerce değişik özelliği, kriteri göz önünde bulundurarak seçim yapmanız gerekiyor. Kimisinin kabuğu ince, kimisinin kalın, kimisinin şekli bozuk, rengi bozuk, proteini düşük, nişastası düşük gibi yüzlerce değişik özellik içerisinden en değerlisini, en kalitelisini seçmeniz gerekiyor. Tabii doğal olarak ıslahta bunların hepsi bir sorun. Teknoloji hızla ilerliyor. Teknolojinin ilerlediği bu hız içerisinde de bilim adamları teknolojinin getirdiği imkanlardan insanın ihtiyaç duyduğu her konuda, her yerde faydalanma arzusunda. Bilim, elektronikte, cihazlarda, laboratuvar aletlerindeki gelişmeler göz önüne alındığında bilim insanları insanların da ihtiyaç duyduğu birçok şeyi göz önünde bulundurarak teknolojiden ve özellikle de gen transferi teknolojisinden faydalanmayı istediler. Islah metodu olarak bundan nasıl kullanırız, ne yaparız diye. İhtiyaç neydi peki? Sadece yavaş olması mıydı bu ıslah metotlarının? Değil tabii ki. İnsanoğlu yeni yeni bir şeyler keşfetme, daha çok para kazanma, insanoğlunun nefsiyle kontrol edemediği, Allah'a bağlı olmayan insanların özellikle bu hırsları nedeniyle daha çok kazanma, daha çok tüketme, o döngü içerisinde birçok arayışa girdiler. Şimdi GDO
tarımdan önce tıpta kullanılmaya başlandı. İnsanımız tarafından bu bilinmiyor. Bir organizmanın genetiğiyle oynama ihtiyacı tarımdan önce tıpta başladı. Özellikle şu insülin hormonu herkesin bildiği bir hormondur. Gen nakliyle başka canlılara insülin hormonu üretilmesi sağlandı. Şimdi normalde sağlıklı bir insanın vücudu insülin hormonunu üretir. Vücudumuzda fonksiyon nedir biliyoruz. İhtiyacı karşılar. Ancak bazı insanların insülin hormonu salgılama sistemi bozulmuştur. Safra kesesi bozulduğu için yeterince salgılamıyor veya safra ameliyatıyla alınıyor. İnsülin ihtiyacı hasıl oluyor. İnsülin biliyorsunuz vücudumuza aldığımız karbonhidratların hücrelere girebilmesi için adeta insülin bir anahtardır. Kan dolaşımına giren şeker molekülleri, şeker deyince sadece çay şekeri anlamayın, 30 küsür çeşit şeker vardır, karbonhidrat vardır. Bunlar hücreye giremez, damarlarda dolaşır. İnsülin hormonu bir anahtar gibi hücrenin girişini açar, insülin oradan girer. Şeker oradan girer. Aksi takdirde vücut şekerden faydalanmıyor. Damarda şekerin artması, yükselmesine de işte şekerim arttı, şekerim düştü dediğimiz olay budur. İnsülin hormonu bunu yapıyor. İnsanoğlu ilk defa GDO'yu, yani genetiği değiştirilmiş canlıyı burada kullandı. Zaman içerisinde tarımda çok daha geniş alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Onun sebebi de şudur. Şimdi görenleriniz vardır. Mısır tarlaları. Bu son 50 yılda dünyada hayvan beslemede mısırın önemi tartışılmaz boyutta arttı. 2 metre, 3 metre, 4 metreye kadar boylanan mısırlar var. İlaçlamanız gerekiyor. O boydaki mısırın içerisine makine sokup ilaçlamak çok zor. Makineyi soksanız bile 4 metrelik mısırın tepeden aşağıya kadar ilaçlamanız zor. İlaçlamayı 1-2 gün geciktirdiğiniz zaman zaten hiçbir anlamı kalmıyor. Mısırda 2 tane önemli zararlı var. Birisi mısırın gövdesinin içine giren gövde kurdu dediğimiz, ikincisi de mısırın koçanının içine girer. Zaten içine girdikten sonra hangi ilacı atarsanız atın, isterseniz ilacın içine batırıp çıkartın, çare bulamazsınız. Bilim adamları çalışmalar yaparken bunu bu böcekleri, bu kurtları, gövde kurdu ve koçan kurdunu hasta eden bir bakteri tespit etmişler. Bu bakteri kurdu hasta ediyor, ölüyor. Bunu önce ilaç gibi bitkilerin üzerine püskürterek 3-5 yıl, 10 yıl başarılı mücadeleler yapıldı. Yaprağın üzerine, bitkinin üzerine püskürtüyorsunuz. O kurtçuk oradan yerken o bakteriyi yiyor. O bakteri hayvanda, o kurtçukta mide kanamasına, bağırsak kanamasına sebep oluyor. 1-2 saat içerisinde iç kanama nedeniyle beslenmeden kesiliyor. Kurtçuk birkaç saat sonra da ölüyor. Tamam, buraya kadar güzel. Çevreye zarar vermiyor. Ancak ilaçlamak, dediğim gibi 3-4 metrelik mısırı ilaçlamak oldukça zor. Bilim adamları biz acaba bu bakteriden bir gen alıp da mısır bitkisine aktarırsak, kurtçuk da bunu yediği vakit bunu engelleyebilir miyiz? Bu mantıktan yola çıkarak mısır bitkisine, ilk başladığı için bunu anlatıyorum, mısır bitkisine kurtçuktan gen nakli yapıldı. Ve beklendiği gibi kurtçuklar bu mısır bitkisini yediği zaman aynen ilaç gibi attığımız şekilde ölüyor. Kısa bir süre besleniyor, beslenmenin arasına ölüyor. Bu sanki bilimde bir devrim gibi, tarımsal üretimde bir devrim gibi insanlığa sunuldu. İlk başlangıçta mantık olarak doğru, tamam, ilaçlamaktan kurtardık. Mısırı tarlaya ek, yan gel yat. İlaç yok, bir şey yok. Sonuna kadar rahat edeceğiz. Peki biz Müslüman olarak neresinden bakacağız bu işe? O tarafı var. Bir insan olarak yaşadığımız dünyaya bunlar ne getirip ne götürüyor? Her tarafından, her açıdan bakmamız gerekiyor.
Şimdi Müslüman olarak baktığımızda bize haram olan, yenilmesi haram olan, yasaklanmış olan bir canlıdan gen aktarımı, çünkü çoğu haram olan, az haram olan çoğu da haramdır. Şimdi bir kurtçuğu, bir bakteriyi yemek, bir böceği yemek veya ne bileyim istemediğimiz haram olan bir canlıdan yemek bize haram ise, ondan aktarılacak gen de bizim için haram mıdır? Haramdır. Bir Müslüman olarak bakışımız buradan. Bir insan olarak nereden bakacağız veya işi bilen insanlar olarak nereden bakacağız? Şimdi insanlığın açlık sorununa bunu çare olarak sundular. Öncelikle şunu da bilelim. Bu gen teknolojisi herkesin yapabileceği çok basit bir teknoloji değil. Çok ileri bir teknoloji. Aletiyle, edevatıyla, cihazıyla ve insan olarak da bu konuda uzun yıllar çalışmış, birikimi olan tecrübeli insanların yapabileceği bir iş. Ancak büyük firmalar, ellerinde büyük sermaye olan firmalar bu işleri yapabiliyor. Dünyada şu anda bunu yapabilen firma sayısı, bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar az. Yani bizim bilim adamları vesaire de çalışıyor ama şu ana kadar biz de bu gen transferi konusunda henüz yeterli seviyeye gelmiş bir insanımız yok. Öncelikle şunu belirteyim. Ben bu işin neresindeyim? Ben bu işin lehinde miyim, aleyhinde miyim? Kafalarda bir taraf sorusu oluşmasın. Ben kendim karşısındayım. Karşı olduğumun sebeplerini de ilerleyen yerlerde açıklayacağım ama şu anda sizlere her iki tarafında, karşı olanında, bu işe devam diyenlerin de ileri sürdükleri şeyleri açıklamak zorundayız. Artısıyla eksiğiyle bilirsek daha net karar veririz. Bir de bizim dinimizin çok güzel bir prensibi vardır. Bir işin sonucuna göre karar veremeyiz. Sebep-sonuç ilişkisine bakmak gerekir. Veya İslami tabirle bir işin illetine bakmadan sonucuna bakarsak yanlış karar veririz. Sebebiyle sonuç arasında mutlaka doğru bir bağlantı kurmamız gerekiyor. O nedenle şimdi çoğunuzun işine yarayacak değil belki verdiğim şu bilgiler, GDO ile ilgili bilgiler. Ne için GDO yapıldı bunu anlamanız ki sonucunu da daha iyi idrak edilsin diye bu bilgileri veriyorum. Mısır'da başlayan bu çalışma, Mısır bitkisinde başlangıçta iyi gibi gözüken bu çalışma hemen hızla diğer bitkiler için uygulanmaya başlandı. Kolza, pamuk, soya dünyada en çok üretilen, ticareti en çok yapılan bitkilerdir bunlar. Ve bunun dışında kavaktan tutun da süs bitkisine varıncaya kadar birçok tarımsal üründe şu ana kadar 60 civarında tarımsal üründe çeşitli canlılardan gen transferiyle üretimler yapıldı. Ancak dünyada ticari olarak para kazanmak amacıyla satışa sunulmuş 4 önemli bitki var. Mısır, soya, kanola ya da kolza dediğimiz bitki, pamuk. Bunun dışında tatlı patates, pirinç gibi bazı ürünlerde de var ama onlar çok sınırlı alanlarda. Yani dünya ticareti anlamında pek bir şey ifade etmeyen çalışmalar. Misal buğday üzerinde çok çalışıldı. Halen de çalışıyorlar. Buğdayda bir türlü tutturamadılar bunu. Buğdayda ekiyorsunuz bir sene, iki sene sonra o özelliğini tamamen yitiriyor. Çalışmalar boşa çıkıyor. Bazı bitkilerde beklenenin aksine sonuçlar alındı. Dolayısıyla da şu an ekonomik manada birçok bitkide bu kullanılmaz oldu. Bazı bitkilerde de elde edilen sonuçlar bilim adamları tarafından beğenilse bile o ülkenin siyasi otoritesi ya da idari otoritesi kabul etmedi. Raflarda kaldı. Bunlardan en bariz olanı 2 sene önce bizim ülkemizde de 2 miydi, 3 yıl önce miydi GDO'lu pirinç diye basında, televizyonda epey yer aldı. Altın pirinç denilen bir pirinç üretildi. Sarı renkli bir pirinç. Resmi vardır, ileride de gelir.
Şimdi biliyorsunuz dünyada buğdaydan daha çok pirinç tüketiliyor. Özellikle Uzak Doğu ülkeleri tamamen pirinçle besleniyor. Pirinçte vitamin değerleri açısından buğdaya göre daha zayıftır ve onu tek başına tüketen insanlarda B vitamin eksikliği başta olmak üzere birçok eksiklikler vardı. İşte bu gen transferi metoduyla pirince bunlar nakledildi ancak ticari anlamda kullanılmasına çok da izin verilmedi. Çünkü istenmeyen bazı sonuçlar daha çalışmalar aşamasındayken ortaya çıktı. Ben sunuya çok bağlı kalmıyorum. İsteyen oradan da okuyabilir ama benzer bilgileri zaten veriyoruz. Şu Mendel teorileri, Mendel'i hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliriz. Lisede biyoloji dersi alan herkes Mendel denilen bir manastırın rahibi bezelyeler üzerinde çalışma yapmış. İşte farklı renkteki bezelyeler arasında onlarla çiçek döllemesi, tozlaması yaparak ıslah metodunun babası diye bilinen bu adamdan bu tarafa ıslah geliyor. Ancak ıslah ilerledikçe Mendel'in çalışmalarının bilimsel olarak hepsi doğrudur. Ancak biraz önce de bahsettiğim gibi yavaş olması nedeniyle Mendel'in çalışmaları yetersiz kaldı. Mecbur kaldı insanlar bir yönüyle teknolojiyi ıslahın içerisine sokmaya. Birçok yönden de çok güzel gelişmeler oldu. Burada hemen şunu da belirteyim. İnsanımız yetersiz bilgi, eksik bilgi nedeniyle birçok şeyi birbirine karıştırıyor. Biz de iki farklı türün, iki farklı bitkinin ya da hayvanın bir araya getirilip yeni bir, yeni derken farklı bir canlı demiyorum. Biraz önce bahsettim işte bizim koyundan öbürünün koçunu bir araya getirdik, bir yavru elde edeceğiz, bir melez elde ediyor. Buna melez demişti. Siyah koyundan beyaz koyunu bir araya getirdik, melez bir ırk elde ediyoruz. Alacalı bir yavru ortaya çıktı. Bu melezin İngilizcesi hibrit. Hibritle GDO'yu birbirine karıştırıyor insanımız. Yani hibrit doğal bir ıslah metodudur. Herhangi bir gen transferi vesaire yapılmış bir durum değildir. Şu anda piyasada hibrit sebze çeşitleri, hibrit mısır, hibrit soya birçok ürün var. Yalnız bunların bizim bildiğimiz eskiden beri var olan çeşitlerden bir farkı var. O nedenle bu hibrit çeşitlerin, piyasada bulunan hibrit çeşitlerin elde edilmesi de yine büyük firmaların adeta tekelinde. Çünkü çok büyük masraflar istiyor, zaman istiyor ve bu ıslah metodunda uzun yılların birikimi nedeniyle öyle şeyler yakalamışlar ki iki farklı, bu ıslahta elde edilen ilk döle F1 dölü denir. Bu F1 dölünü meydana getiren ana baba hatları çok özenle ve uzun tecrübeler ışığında seçiliyor. Bunlar bir araya gelip F1 dölü elde edildiği zaman ana ve baba hatlardan kat kat üstün verim özelliğine sahip oluyor. Buna melez azmanlığı deniyor. Yani Mısır'dan örnek verelim. Mısır'da bizim geleneksel olarak bildiğimiz çeşitler dekare 150-200 kilo ürün verir. Ama siz bu melez azmanlığıyla bir anda verimi 1,5-2 tona yani 10 katına çıkartabiliyorsunuz. Yani bu bir anormallik değil, bir gen transferi değil. O bitkilerin genlerini bir araya getirmekle adeta çakmak kıvılcımı gibi bir anda çok yüksek verim alabiliyoruz. Yani sakın ha bunu GDO ile vesaire karıştırmayın, bu doğal bir özelliktir. İnsan sağlığı açısından veya ne bileyim onu tüketen hayvanların sağlığı açısından herhangi bir menfi tesiri vesaire hiçbir şey yoktur. Bu domateste de var, diğer birçok üründe de var. Hibrit çeşit deyince karıştırmayın. Bir de burada hibrit çeşitler etler çeşit olarak, kısır çeşit olarak aktarılıyor. Değil, kısır çeşitle falan alakası yoktur. Bu bir anda yüksek verim veren bitkiler 3-4 sene üst üste ekmeye devam ederseniz zaten ana baba hatlarına doğru hızla düşer.
Yani bu sene ektik, 1,5 ton ürün aldık. Ertesi sene ektiğinizde bu 1 tona düşer. %30 civarında verim kaybediyor, değer kaybediyor. Dolayısıyla şimdi ben bir çiftçi olarak ekecek olsam, ya geçen sene 1,5 ton ürün aldım, şimdi niye 1 tona razı olayım? Parayı veriyorum, yeni tohum alıyorum, yine 1,5 ton, yine 1,5 tona devam ediyorum. Bu o tohumun kısır olduğundan, etler olduğundan değil. Geriye çekim veya atavizmus dediğimiz nedenle bu tohumdan ben yüksek verim alamayacağım için çiftçi yeni tohum almak zorunda. Ha, bu yeni tohum satma işi de firmaların işine geliyor. Bunu hemen yanlışa yorumluyorlar. Yok, etler tohum sattılar da o nedenle yenisini almak zorundayız. Değerli arkadaşlar, özellikle gençlere bu sözüm. Dağlarda maden aramaya gerek yok. Maden, altın madeni çok değerli bir maden ama gidip de altın madeni aramaya gerek yok. Arayalım, bunu altın madenine karşı olduğum için söylemiyorum. Bugün 1 kilo domates tohumunun, 1 kilo havuç tohumunun, soğan tohumunun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Altının kilosu bugün 120 bin lira civarında değil mi? Bugün patlıcan tohumu, domates, biber tohumu 200-280 bin lira, 300 bin lira oralara kadar varıyor. Eğer kafayı çalıştırırsak, her tarlada altın madeni var. İşte o firmalar buradan para kazandığı için, çiftçi de o tohumu ekerek para kazandığı için hepsi birbirine zincirleme bağımlı hale geliyor. Yani ıslahçılık, emek isteyen, sabır isteyen bir iş. O firmalar yüksek para kazanıyorsa haklıdır. Ben hiç karşı gelmem. Sen de çalış, sen de kazan. Tarla mı yok? Ama biz hazır alışmışız. Kafayı çalıştırmıyoruz. Hepsine karşı çıkıyoruz. Yok İsrail tohumu, yok şu tohumu, bu tohumu. Hayır. İsrail'le de alakası yok. Hayır, şükürler olsun. Şu an Türkiye kendi tohum ihtiyacının %60-70'ini karşılar duruma geldi. Türkiye dünyadaki tohum ihraç eden 9. ülke bu sebze tohumu, bu hibrit tohum ihracatında önemli bir noktaya doğru gidiyoruz inşallah. Yeter ki çalışalım. Çalışmayla para kazanılır. Bugün Japonya ne madeni var, ne petrolü var, ne de doğal zenginlik olarak ormanı şunu bunu hiçbir şey yok. Ama adamlar çalışıyor. Her türlü teknolojiyi üretiyor, kazanıyor. Biz niye kazanmayalım? Ancak burada şunu da demeden geçemeyeceğim. Biz bilinçaltımıza kendimizi küçük düşürecek, hakir görecek, kendimizi frenleyecek sürekli farkına varmadan bir şeyler atıyoruz. İşte bunu yaparsa İsrail yapar, yaparsa Japonlar yapar. Avrupalı yapar. Burada kendi kendimize diyoruz ki sen de kimsin ya? Sen yapamazsın. Yaparsa onlar yapar. Bilinçaltına bunları atıyoruz atıyoruz ve kendi kendimize yapamayız, edemeyiz mantığını koyuyoruz, bitiriyoruz işi. Değerli gençler, siz bunu yapabilecek bilgiye, zekaya sahipsiniz. Bilgiyi de çalışarak elde edersiniz. Yeter ki isteyin. Evet arkadaşlar, şimdi bitkilerde gen aktarımının nedenlerini devam edelim. Ben böcekten bahsettim ama şu anda gelinen noktada böcekten daha ziyade herbisit dediğimiz herp ot demektir. Yabancı ot bir ürün içerisinde, ekmiş olduğumuz ürün içerisinde istenmeyen yabancı otlara karşı, yabancı ot ilaçlarına karşı dirençli olan ürün üretimi. Çünkü yabancı otlar bizim ektiğimiz ürünleri suyuna, ışığına, gübresine engel olur, verimini düşürüyor. Ben ilaç attığım zaman, diyelim yine mısırdan konuşalım. Mısır da bir ot, içindeki yetişen, istenmeyen diğer bitkiler de ot. Hepsini birden öldürüp geçiyor ilaç. Gen transferi yoluyla ot ilaçlarından, yabancı ot ilaçlarından etkilenmeyen çeşitler elde edildi. Şu an dünyada üretilen soyanın %90 aşağı yukarı,
Mısır'ın %50-60'ı. Diğer ürünlerde de bu benzer rakamlarla yabancı ot ilaçlarına direnç gösteren bitkiler var ve bunlar çiftçiler tarafından kabul görüyor. Çünkü ilaç atmadan ürün üründen verim kaybı, kalite kaybı yaşamadan ürün üretiyor. Bu ve benzeri nedenler işte virüsler, fungus, bakteri, fungus dediğimiz mantar, bitkiler bunlara direnç kazanarak üreticisi açısından ilave getiriler sağlıyor. Çevre koşullarına toleranstan kasıt da şudur, bitkiler sıcaktan, soğuktan, kuraklıktan, istenmeyen çevre şartlarından etkilenir. Bunları asgari seviyeye düşürmek için de bu amaçlı çalışmalar yapılıyor. Şimdi buradaki resimleri de özellikle koydum ancak bu resimlerin hiçbirisinin gerçekle alakası yok. Onları bilin. Bu resimler uydurulmuş, işte birileri tarafından kes kopyala mantığıyla yapılmış resimlerdir. Şırıngayla bilmem neyle bu şekilde bir ıslah, gen transferi vesaire olmaz. Bunlar basında, internette dolaşan resimler. Şimdi konular çok. Burada bunları sizlere geniş geniş aktarmanın da çok fazla bir anlamı yok. Sorularınız olursa bu GDO ile ilgili, ben şu anda GDO'nun size mantığını verdim. Bunları aktaracağım. Ancak birkaç nokta daha var benim burada sizlere aktarmak istediğim. Göz ardı edilen veya basında, kamuoyunda tartışılmayan birkaç nokta var. Şimdi GDO dediğimiz olayda ne dedik biraz önce? Bir böceği öldürecek veya bir hastalığa engel olacak gen transferi yapıyoruz. Şimdi yüzyıllardır, binlerce yıldır doğada bu canlılar birbiriyle iç içe yaşıyor. Allah hepsini birbirine muhtaç olacak şekilde yaratmış. Bu sözüme dikkat edin. Hepsi birbirine muhtaçtır. Bitki o böceğe muhtaç, böcek bitkiye muhtaç. Birini birinden kopardığınız vakit doğadaki dengeyi bozarsınız. Peki şimdi biz mısıra, soya, herhangi bir bitkiye gen transferi yaptık. Bunun üzerinde beslenen böcekler ölüyor. Peki bu böcek dünyada ihtiyacımız olmayan bir böcek mi? Hayır. Bazı böcekler, hepsine ihtiyaç var da bazılarının ne kadar faydalı olduğunu biz yaşadığımız birçok olaydan çok net olarak görüyoruz, anlıyoruz. Şimdi bizim gen transferi yaptığımız bitkiden bugün için bizim tarlamızda, ancak yarın buradan bir gen kaçtı. İşte bir kuş buradan bir tohum aldı, götürdü başka tarafa. Bir hayvanın üzerine bulaştı, gitti başka tarafa. Bu tohum doğada gelişmeye başladı. Zaman içerisinde çoğaldı, gitti. Peki doğada yaşayan, bundan etkilenen kaç tane canlı ölecek, yok olacak? Bunun hesabını yapabiliyor muyuz? Kesinlikle ne kadar zarar getireceğini bile kestiremiyoruz. Doğaya vereceği zararı şu anda hiçbir bilim adamı hesaplayamıyor. Bu gen kaçması nedeniyle doğada ne kadar zarar olur bilinmiyor. Ama büyük firmalar bunların hepsini kapatıyor. İnsan sağlığı açısından genetiği değiştirilmiş bitkilerin ne zararı var? Şu an için insan sağlığına direkt zararı henüz tespit edilmiş değil. Tespit edilse bile maalesef kamuoyundan gizleniyor. Değerli arkadaşlar, şunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Dünyada büyük firmalar öyle bir çalışma yapıyor ki işlerine gelmeyen doğruları kamufle ediyor. Nasıl kamufle ediyor biliyor musunuz? Bilim adamlarını satın alarak, akademisyenleri satın alarak. Bunu bizzat ben de yaşadım. O nedenle de bunun altını çizerek söylüyorum. Bilim adamı diye satılmış birçok insan, akademisyen, televizyonlarda şurada burada konuşuyor. Maalesef kamuoyunu yanıltıyorlar. Bunu ben yaşadım. Yaşadığım örneği de çok kısa olarak söyleyeyim ki. Türkiye'de uçakla tarım alanlarının ilaçlanması olayı vardı. Şükürler olsun ben o ilaçlamayı yasakladım, bize nasip oldu.
çevreye, insan sağlığına haddinden fazla zarar olan bir uygulamaydı bu. Bizi mahkemeye verdiler uçak firmaları. Çünkü oradan büyük kazançları vardı. Uçak firmaları bir üniversitemizden bir hocaya rapor hazırlatıyorlar. Mahkemeyi etkilemek, mahkemeyi yanıltmak için. Uçakla ilaçlamanın faydalarından, ne büyük nimet olduğundan bahseden bilmem kaç sayfalık bir rapor. Bu da mahkemeden bize gönderildi, inceledim. Saçma sapan bilgiler ama bilmeyenler inanıyor bunlara. Aradan bir zaman geçti, biz bir çalışma yapıyoruz, bir komisyon oluşturduk. O raporu hazırlayan profesör beni aradı. Kendisini tanıttı, böyle bir komisyon kurmuşsunuz. Türkiye'de bu konuda doktora yapan tek kişi benim, bu komisyonda mutlaka benim de olmam gerekir vesaire gibi konuşuyor. Dinledim. Hocam dedim, yüzünde görmüş değilim, telefonda konuşuyoruz. Hocam dedim, falan zaman bir mahkeme için rapor hazırlamıştınız. Bu konunun aleyhine bir rapor hazırlamıştınız. Hatırladınız mı? Tabii dedi, ben hazırladım. Hocam dedim, siz o gün aleyhte hazırladığınız bir konuda bugün nasıl lehte konuşacaksınız? Bana dedi ki, başkan dedi, parayı verin ben sizin için de rapor hazırlarım dedi. Yani bunu hiç utanmadan söyledi. Parayı verin sizin için de ben istediğiniz gibi rapor hazırlarım. Dünyada bunun benzeri nice insanlar var. Maalesef bilimsel gerçekler çoğu zaman saptırılıyor, yanlış aktarılıyor. Şimdi genetiği değiştirilmiş gıdalarla, ürünlerle beslenen hayvanlar üzerinde çalışmalar var. Malumunuzdur, birçok yerde duyarsınız. Genellikle fareler, maymunlar üzerinde ve tavşanlar üzerinde insan sağlığını ilgilendiren ilaçlar vesairenin çalışmaları bu üç canlı üzerinde yapılır. Bunlar üzerinde yapılmasının sebebi onların metabolizması, başta fare olmak üzere insana en yakın olan canlıdır. Deneyler onun üzerinde yapılır ki insan üzerinde de müsbet ve menfi tesirleri nedir? En yakın şekilde görelim diye. İrlandalı bilim adamları fareler üzerinde genetiği değiştirilmiş ürünlerle uzun çalışmalar yaptılar. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci nesilden itibaren, beşinci nesil zaten olmadı da, dördüncü nesilde adeta insanın karnını donduracak olaylar yaşandı. İkinci nesilde hayvanlarda üreme bozuklukları, üçüncü nesilde artık had safhaya geliyor, dördüncü nesilde sakatlıklar vesaire ve beşinci nesil üremiyor. Peki insan hayatı açısından düşündüğümüzde biz bu tür ürünlerle beslenirsek, belki bizim şahsımızda, bedenimizde şu an için görebileceğimiz bir etki hissetmeyeceğiz. Ama bizim çocuklarımızda, bizden sonrakilerde, gelecek nesillerde ne olacak? Bunu kim biliyor? Denendi mi? Ortada var mı bir gerçek? Yok. GDO'nun şu anda karanlık olan, cevaplanamayan en önemli sorusu burada. Sonraki nesillerde nasıl ortaya çıkacak? Arkadaşlar şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. İnsan bedeni Rabbim tarafından öyle mükemmel yaratılmış ki alacağı gıdalarla şöyle bir yapboz düşünün. Yapbozun bir parçasını getirip koyduğunuz zaman şak diye oturur. Doğal gıdalarla, bozulmamış gıdalarla vücudumuzun da aynı şekilde birbirine kenetlenmesi, birbirini tanıması bu yapbozun eksik parçasının yerine gelmesiyle olduğu gibidir. Şimdi GDO dediğimiz olay vücudumuzun tanımadığı bir yapı. Çünkü genetik olarak bozulmuş, genetik olarak aslını içermiyor. Dolayısıyla burada sıkıntı başlıyor. GDO'lu ürünlerin tavşanlar üzerinde denemeler var, kuşlar üzerinde denemeler var. Hepsinde 3 aşağı 5 yukarı benzer durumlar ortaya çıkmış. Zaten ilk yapılan çalışmalarda Brezilya'da üretilen, Brezilya fındığı denilen bir bitki var.
Ondan soya gen nakledilmişti. İnsanlarda alerjenik etkiler nedeniyle yasaklandı. Şu anda birçok yerde çiftçiler artık isyan etmeye başladı. Çünkü GDO ürünlerde beklenen verim artışı sağlanamadı. Tam tersine düşmeler var. Çiftçi açısından da sorun yaşanıyor. Ve ileri doğru da neler getireceği net olarak bilinmediği için GDO'ya bir taraftan tepkiler yükselirken bir taraftan da maalesef büyük firmaların destekleriyle dünyada hızla artıyor. Milyarlarca dekar sahada biraz önce bahsettiğim 4 önemli bitkinin üretimi hızla artıyor. Yine 100 milyonlarca ton ürün üretiliyor. Türkiye'de şu an için yasak. Ürün girişine izin verilmiyor. Üretilmesine izin verilmiyor. Ancak bana sorarsanız Türkiye'de GDO'lu ürün üretiliyor mu? Net olmamak kaydıyla ben bunun var olduğu kanaatindeyim. Bu bir kanaattir, yanlış da olabilir. Neden onun kanaatindeyim? Şimdi bana gelen şikayetler var. İşte biz falan yerde mısır üretiyoruz. Mısır'da şöyle şöyle durumlar var. Şimdi biraz önce bahsettim. Mısır'da iki tane önemli ana zararlı vardı ve Türkiye'nin her tarafında bu iki böceğin zararını açık olarak görürsünüz. Bana gelen şikayetlere bakıyorum. Bu iki zararlıdan şikayet yok. Üçüncü, dördüncü derecede zararlı olan böceklerden şikayet var. Eğer bu iki zararlıdan şikayet gelmiyorsa o bitkilere bu böcekler yanaşamıyor demek ki. O nedenle böyle bir durum var. Getirilmesi çok zor mu? Yurt dışına gidip gelenler bilir. Valizinizi açıp da kontrol etmiyor. İçine 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo tohum koyup getirseniz, onu burada çoğaltsanız kim farkına varacak? Yapılıyor da bu. Adam bir valiz tohum getiriyor, çoğaltıp satıyor. Çok bariz bir örneğini vereyim. Patatesle ilgili bilenleriniz vardır. Patates kanseri denilen veya patates sihir hastalığı denilen bir hastalık var. Türkiye'de bu yoktu. Sonradan tespit edildi. Hacca giden birisi orada yediği bir patatesi beğenmiş. 3 tane yumru getirmiş. Sadece 3 tane patates. Burada çoğaltmış. Hastalığı onunla beraber Türkiye'ye taşıdı. 2 yılından bu tarafa Türkiye o hastalıkla mücadele için şu ana kadar 250 milyon civarı para harcadı ama nafile. Baş edemiyorsunuz. Yani bir bitkinin, istenmeyen bir şeyin bir ülkeye girmesi hiç de zor değil. Allah muhafaza girdim işte. Ne kadar da mücadele etseniz baş edemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar GDO konusu çok uzun bir konu. Yani şu resimleri bak tekrar söylüyorum. Hiçbirisinin GDO ile alakası yok. Bunların hepsi fotomontajda yapılmış resimler. GDO konusunu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Uzun bir konu. Geniş geniş anlatabilirim ama sizleri çok fazla ilgilendirmiyor. GDO'nun ne demek olduğunu, mantığını 3 aşağı 5 yukarı anlattım herhalde. Anlaşılmayan noktalar da varsa onlara da girebiliriz. İşte bakın biraz önce bahsetmiştim. GDO'nun şu anda GDO'lu bitkisel üretimde %59'u yabancı ot ilaçlarına dayanıklılık amacıyla yapılıyor. %28'i böcekleri, %13'ü de diğer özellikler için. GDO konusunu burada kapatıyorum. Sorularınız olursa tekrar buraya döneriz inşallah. Şuradan başlayalım isterseniz. Şimdi insan olarak, canlı olarak beslenmek zorundayız. Beslenirken de bazı kriterlere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın görmüşsünüzdür birçok yerde
afişler asılmıştı. Yediğine içtiğine dikkat et. Bakanlık böyle bir uyarıda bulunurken emredici bir üslupla yediğine içtiğine dikkat et. İşte aldığın gıdaların üretilme tarihine, ruhsatına, şuna buna bak. Resmi yönden ne içeriyor, ne içermiyor bunları bil manasında söylüyor. Ancak bizim vatandaş olarak baktığımızda neye dikkat edeceğiz? Bizim için ne önemli? Vatandaş da kalori ve besin içeriği yönünden ben şuna dikkat ederim, buna dikkat ederim diyor. Yeterli mi bunlar? Kesinlikle değil. Bir hassas Müslüman olarak dikkat etmemiz gereken asıl husus burası. Helal ve tayyip olması. Beslenme ne demek? Tamam, bunları geçiyorum. Bugünkü konumuz haşere mücadelesi, tarım alanlarındaki kullandığımız, bunları da geçelim. Evet, tarım alanlarında kullanılan kimyasallar. Değerli arkadaşlar, son 70 yıldır dünyada tarım ilaçları kullanımı hızla arttı. Bu 70 yılda da birkaç nesil ilaç değişimi oldu. İlk başladığımız ilaçlar şu anda adeta piyasada yok. Sürekli ilaçların insan ve çevre sağlığına zararları fark edildikçe yeni ilaçlar devreye giriyor. Eski ilaçlardan kurtulmak için. Bunun en bariz örneğini DDT olarak herkes bilir. DDT insan, hayvan ve bitki sağlığında bir kurtarıcı olarak 1950-60-70'li yıllarda kullanıldı. Karıncalara sevdim. Her şeye. Haşere ilacı, hayvanların üzerindeki parazitleri öldürmek, insanların üzerindeki bit pireyi öldürmek, bitkilerdeki böcekleri öldürmek, hepsinin çaresi olarak insanlığa sunuldu. 70'li yıllardan itibaren DDT'nin zararları anlaşıldı ve 80'li yıllarda da yasaklandı. Ancak bakın bu iki yüzlü dünyada maalesef her yerde de yasaklanmadı. Çünkü DDT'nin şu anda üreticisi 3 ülke var. Birisi Fransa, İsrail, Amerika. Afrika ülkelerinde de kullanımı birçok ülkede serbest, yasak yok. Orada başta çekirge mücadelesi olmak üzere de kullanılıyor. Size çok basit bir yaşadığım örneği anlatmak istiyorum. Daire başkanı olduğum dönemde obsolet pestisit denilen kullanılmayan ilaçların depolarda miadı dolmuş, yasaklanmış ilaçların imhasıyla ilgili FAO'nun, Birleşmiş Milletler'in bir çalışması vardı. Ortası ülkeleri, Nepal'e kadar olan ülkeleri Türkiye'de topladık, onlarla burada bir çalışma yaptık. Azerbaycan'dan gelen arkadaşımız şöyle bir ifadede bulunmuştu. Bir bölgeden bahsetti, şimdi o bölgenin ismini bilemiyorum Azerbaycan'da. Yaptığımız dedi tahlilde olması gereken limitin 2600 kat üzerinde DDT var. Bu DDT 40 yıldan fazla toprakta bozulmadan özelliklerini koruyan bir zehir. Ve oraları kullanamıyorsunuz. Hatta buraya gelmişken hemen şunu da söyleyeyim. Yine DDT ile ilgili. Bir zaman böyle bir konuda konuşurken bir Isparta milletvekilimiz, eski milletvekillerinden birisiyle sohbet esnasında yaşadığı bir şey anlattı. Çocuğu Fransa'da okuyormuş. Bir telefon geldi, acilen gittik diyor. Kızı karaciğerden ameliyat olmuş. Bir yumurta yerliğinde kist çıkartmışlar karaciğerinden. Kist inceleniyor ve DDT. Doktorlar hayret etmiş, bu kadar büyük bir kistte nasıl olur da bu insan ölmez? Nereden oldu bize sordular, doğru düzgün bir cevap veremedik diyor. Aradan zaman geçti, düşündüm diyor. Eskiden o kız çocukken toprak bir evde otururduk diyor. Köylerde evlerin çoğu eskiden öyleydi. Bit bile olmasın diye kenara köşeye diyor, DDT serperdik. Bilirsiniz birçok canlıda vücutta bir element eksikliği varsa, bir besin maddesi eksikliği varsa topraktan karşılama yoluna gider. Bazı canlılar da toprak yer. Özellikle hanımlar, kızlar toprak yer. Benim bu kızım da diyor çok toprak yerdi.
Demek ki diyor o çocuk oraya serptiğimiz DDT'yi toprakla beraber yemiş. Ve yıllar sonra bu ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlar, ilaçlar kullanılmak zorunda mı? Maalesef bugün kullanmak zorundayız. Peki bu kadar zararlı bir maddeyi neden kullanmak zorundayız? Öncelikle yine suçlu biziz. Başka hiçbir yerde suçlu aramayalım. Yani böcekler durup dururken bizim tarlamıza gelip de ürünümüze saldırmıyor. İnsanoğlu olarak aşırı hırsımız nedeniyle düşünmeden çevreye, doğal dengeye verdiğimiz zararlar nedeniyle Rabbimin doğada koymuş olduğu dengeyi alt üst ettik. O nedenle denge olmadığından böcekler bizim tarlamıza saldırıyor. Bu gayet doğal bir olay. Doğal dengenin korunduğu yerlerde zaten ilaç kullanımı ya hiç yoktur, olsa bile çok cüzidir. Bitki beslemeyi çevresiyle beraber dört dörtlük yapan hiçbir çiftçi ilaç kullanmak zorunda kalmaz. Kullansa da çok az bir ilaçla halleder. Bakın biraz önce uçakla ilaçlamadan bahsettim. Uçakla ilaçlama yaptığımız dönemde bu ülkede sadece bir böcek için söylüyorum 19 milyon dekar alan ilaçlanıyordu. 2004 yılında uçakla ilaçlamayı yasakladık. Şu anda o böcek için ilaçlanan saha 5-6 milyon dekara düştü. Doğal dengeyi koruyacak bir şeyler daha yapsak ben inanıyorum ki o rakam 1-2 milyon dekara kadar düşecek. Ama yapılmıyor. Tam tersine doğal dengenin aleyhine hareket ediyoruz. Şimdi çiftçi ilacı kullanmıyor. Yanlış kullanıyor. Yanlış kullanım nedeniyle de bizler, tüketici konumunda olan bizler etkileniyoruz. Biz ne yapacağız peki? Ben detaylarına girmiyorum. Konuyu uzatmadan kısa keseceğim. Şimdi bir tüketici olarak çiftçinin yanlışından kaynaklanan veya çiftçi doğru bile ilaçlamış olsa yediğimiz meyve sebze üzerinde mutlaka düşük miktarda da olsa bir ilaç kalıntısı var. İlaçlar 3 gün sonra bozulup etkisini yitirmiyor. Hızla azalmasına rağmen birçok ilaçta soframıza geldiğinde maalesef ilaç kalıntısı var. Ne yapalım? Sizin için burada önemli olan dikkat edilecek husus şu. Keşke burada hanımlar daha çok olsa da hanımlar dinleseydi. Çünkü sofraya bunları getiren hanımlar. Şimdi ilaç bitki üzerinde tutunabilsin, akıp gitmesin diye ilaçların içerisine yayıcı, yapıştırıcı dediğimiz maddeler katılıyor. Şimdi yaprak üzerine bir damla su düştüğünde çoğu zaman akar gider. Damla yuvarlanır gider. Bunu şahit olmuşsunuzdur. Şimdi ben ilaç atıyorum bitkime. İlacın bitkiye temas etmeden akıp gitmesini istemem. İlaç firması bunu göz önünde bulundurarak ilacın içerisine yayıcı yapıştırıcı madde katıyor. İlaç üzerine tutkal gibi yapışıyor. Şimdi biz bu meyveyi, sebzeyi soframıza getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Arkadaşlar bu yayıcı yapıştırıcılar ve ilaç kalıntıları bir anda suyun altına meyveyi, sebzeyi sokmakla, ıslatmakla geçmiyor. Öncelikle bu maddenin çözünebilir hale gelmesi lazım. En az 15-20 dakika ortam sıcaklığında suyun içerisinde bekletilmesi lazım ki meyvenin, sebzenin üzerindeki ilaç kalıntısı çözülebilsin. Ondan sonra yıkamamız gerekir. Ama bizim insanımızın genelindeki alışkanlık musluğun altına uzat, geri çek, ıslattık, yıkadık zannediyoruz. Bugün kanserler başta olmak üzere birçok hastalığın sebebi ne zannediyorsunuz? En önemli sebeplerinden birisi, belki de birinci sıradaki sebep tarım ilacıdır. Tarım ilacının zararlarını çok kısa olarak sayalım. İnsanlar üzerinde, özellikle gençler üzerinde, ergenlik çağı öncesi çocuklar üzerinde o kadar kötü tesirleri var ki, daha fiziksel olarak ergenlik yaşına gelmeyen kız ya da erkek çocukların erken yaşlarda ergen olmasına sebep oluyor. Hanımlarda vücut kıllanmasına, istenmeyen kılların oluşmasına sebep oluyor.
Erkeklerde ırıma bozukluklarına sebep oluyor. Alerjilere sebep oluyor. Kanserlere sebep oluyor. Akciğer, karaciğerde birçok kist oluşmasına sebep oluyor. Bunu sayın sayabildiğiniz kadar birçok hastalığın temelinde maalesef bunlar var. Bunları önlemenin yolu da soframıza gelecek ürünü güzel temizlemekten geçiyor. Keşke ilacı hiç kullanmasak, ilaçsız ürünle beslenebilsek ama şu anda maalesef o imkan yok. 15-20 dakika suyun altında beklettik. Bunu ister poşetinde bekletin, ister bir kap içerisinde bekletin. Elma, domates gibi iri meyveleri mümkün olduğunca böyle ovalayarak yıkayın. Her tarafına eliniz değmezse, ovalanmazsa oradaki kalıntı gitmez. Bunu yaşarsınız. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Bir tabak, herhangi bir şey bir yerde bekletin. Üzerine toz konar. 1-2 gün, 3 gün beklesin. Suyun altına sokun, çekin, elinizi sürmeyin. Kurumasını bekleyin. Tozun ne kadar gitmiş, kuruduktan sonra bir bakın. Sadece kaba tozlar gitmiştir. İnce tozlar yine orada yapışıp kalmıştır. Toz toz iken. Biz ilaçtan bahsediyoruz ve yayıcı, yapıştırıcı madde katılmış bir şeyden bahsediyoruz. Eğer sağlığınızı düşünüyorsanız lütfen hafif ılık su içerisinde bekletin. Elinizle tek tek yıkayın. Peki her ürünü bu şekilde yıkam imkanı yok. Üzüm, kiraz, çilek vesaire de ovalarak yıkamazsınız. Onu ne yapacağız? Onları da yine bekleteceğiz. Mümkünse böyle çalkalayarak, birkaç defa suyunu değiştirerek ilaç kalıntısını mümkün olduğunca azaltmaya çalışalım. Ben burada yaşadığım bir iki örneği de sizlerle paylaşayım. Daha geçtiğimiz Mayıs ayında Bornova'da, İzmir'de bir bahçeye gittik. Kiraz bahçesi. Tam hasat zamanı. Bahçeye girdik. İzmir İl Tarım Müdürlüğü'nden arkadaşlarla beraber. Çiftçimiz traktörüyle ilaçlama yapıyor. Bizi görünce traktörünü durdurup geldi yanımıza. Selamlaştı, hoş beş. Sordu, ne yapıyorsun? Kirazlar dedim olgunlaşmış. Ne yapıyorsun? İlaç atıyorum. Ne ilacı? Dün pazara götürdüm. Kurtlu diye satamadım. Almadılar. Onun için ilaçlıyorum. Arkadaşlar, şimdi olgunlaşmış bir kirazı içi kurt dolu da olsa ilacın içine sokup çıkartın, gene öldüremezsiniz. Çiftçi boşuna ilaçlıyor. Kendi cebinden çıkan bir tarafa o kirazı da biz alıp ıslatıp yiyeceğiz. Dört dörtlük yıkama imkanı yok. İşte size zehir. İşte başta gösterdiğimiz manşetler bu. Zehirleniyoruz. Bunun nice örnekleri var. İnsanlar kendi kendilerini de zehirliyor, farkında değiller. Özellikle çiftçimiz bu konulara hiç dikkat etmiyor. Şimdi zehirlenme deyince, zehirlenmenin iki ana şekli vardır. Birincisi akut zehirlenme dediğimiz zehirlenme. Bir canlı, bir insan herhangi bir zehirden onu öldürecek kadar yüksek dozda alır. Zehir etkisi vücutta hemen kendini belli eder. Buna akut zehirlenme diyoruz. Allah ömür verdiyse hastanede kurtulur. Ancak bir de gizli zehirlenme diye de anılan kronik zehirlenme var. Kronik zehirlenme yavaş yavaş bir canlıyı zehirler. Öldürecek dozda değil. Küçük parçalar halinde vücuda alınır, birikir, birikir, birikir. Nerede birikiyor? Yağ dokusunda. Nerede birikiyor? Karaciğerde. Vücudun değişik noktalarında birikir. Hiç beklenmedik bir anda o insan maalesef hasta olur. Kanser olur. Ya sapasağlamdı, hiçbir şey yoktu, bir anda gitti diye de arkasından konuşuruz. Sebep bu kronik zehirlenmedir. İşte yediğimize, içtiğimize bu yönden dikkat etmezsek maalesef bunları yaşarız. Peki yıkama işi bununla bitiyor mu? Hayır. Şimdi yeşillikler, tere, maydanoz bilmem ne gibi yeşillikler. Maalesef onlar için Türkiye'de ilaç yok. İlaçlama izni verilmiyor. Ruhsat bile vermedik o tür ürünlere. Ancak kaçak olarak başka ilaçlar ilaçlanıyor. Çünkü bunların yıkanma zorluğundan dolayı çiftçiye ilaçlama izni verilmemesine rağmen çiftçi ilaçlıyor. O ürünler için ikinci bir sıkıntı var.
birçok yerde kirli sularla sulanıyor bu tür ürünler. Bunların mikrop taşıma riski var. O nedenle onların da bol suyla yıkanması lazım. Şüphelenirseniz yıkama suyunun içerisine bir kaşık kadar, birkaç litre suya bir kaşık kadar sirke katarak, bekleterek bunlarda mikrop varsa onları da öldürebilirsiniz. Meyveler için falan sirkeye ne gerek yok. Onu genellikle millet hepsini birden yanlış anlatıyor. Meyve dalda yetişiyor. Kendi suyla falan bulaşmaz. İlacı çözmede de sirkenin çok bir önemi yoktur. Suyla çözebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, ben ilacı da burada kapatmak istiyorum. Hormonlara da çok kısa bir değinelim. Bitkisel hormonlar, bitkilerde kullanılan hormonlar. Hormon dediğimiz salgı, madde her canlıda vardır. Bu böcekte de var, bitkide de var, insanda da var. Hayat fonksiyonlarını yerine getirebilmek için her canlı kendi vücudunda kendi ihtiyacı olan hormon üretir. En basit haliyle erkekte erkeklik hormonu, kadında kadınlık hormonları var. Bunlar insanın yaşına göre, cinsiyetine göre hormonlar vücuttaki birçok işlevi yerine getirir. Ben çocukken niye sakalım çıkmıyor da 20 yaşlarına geldiğimde sakalım çıkıyor? 5 yaşındayken saçım neden beyazlaşmıyor da belli bir yaştan sonra beyazlaşıyor? Her canlının kendine göre bir hormon sistemi var. Bitkilerde de bu hormon sisteminin işleyişi var. İnsanlar bitkileri hormon vasıtasıyla kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Bu ifadeyi özellikle kullanıyorum. Şu amaçla, şimdi doğal şartlarda, açık havada yetiştirilen ürünlerin hormona ihtiyacı yok. Bunun altını çizelim. Doğal şartlarda yetiştirilen ürünlerin hormona ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla yaz aylarında bir ürünün üzerinde hormonsuz yazması hiçbir şey ifade etmez. Hormon kışın kullanılır. Serada üretilen üründe kullanılır. Serada üretilen her üründe de hormon kullanılmaz. Hormonun kullanıldığı ürün sayısı birkaçtır. Domates, patlıcan, biber. En çok hormon kullanılan, hormona ihtiyaç duyan ürün budur. Salatalıkta, çilekte kesinlikle hormon kullanılmaz, ihtiyaç da yoktur. Bunlar da niye kullanılır? Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani çiftçi keyfinden hormon kullanmıyor. Şimdi bitkilerde yine biyoloji dersini hatırlayın. Orada bitkilerin tozlaşması, döllenmesi adı altında bildiğiniz konuyu ben çok kısa özetleyeceğim. Bitkilerde çiçek tozu dediğimiz bir toz vardır. Bitkinin bütün genetik kopyası o çiçek tozunun içindedir. Yine çiçeklerde bir tane dişicik tepesi dediğimiz, üzeri hafif yapışkan olan, çok küçük, top iğne ucu kadar bir yer vardır. O çiçek tozu adeta şuna benzer, dişicik tepesinin üzerindeki yapışkan yere o toz konar, yapışır, bir tohumun çimlenmesi gibi çimlenir ve onun ucu altta, bitkinin çiçeğin alt kısmında tohumun oluşacağı yerde yumurtalık dediğimiz kısım vardır. Oraya ulaştığı anda bitki döllendiğini anlar ve çekirdek oluşmaya başlar ve çekirdek oluşunca da onun etrafında meyve oluşur. Bitkideki doğal döllenme budur. Ve ona göre o döllenmenin oluşmasıyla birlikte bitki meyveyi oluşturacak hormonu salgılamaya başlar. Domatese de biz meyve deriz biyolojik, botanik manada. Bitkide bu oluşmaya başladığı anda tamam sorun kalmadı, meyve oluştu. İşte bu noktadan hareketle bu tür bitkileri biz kandırıyoruz. Bitkinin salgıladığı bu hormonu, ürettiği bu hormonu sentetik olarak üretip bitkilerin çiçeklerine püskürtüyoruz. Bitki bu hormonu aldığı vakit döllendiğini zannediyor ve meyve oluşturmaya başlıyor. O nedenle şu an yediğimiz biberlerde, domateslerde, patlıcanlarda çekirdek ya hiç yoktur, varsa da çok azdır. Bitki kandırılmış. Bu nedenle hormon kullanılır. Eğer hormon kullanmasa bir seracı, serada üretim yapan çiftçi bu ürünleri alamayacak.
ölçütünü kaçırmadığı sürece hormonun insan sağlığı açısından risk oluşturması son derece düşüktür. Birkaç nedeni vardır bunun. Bir, hormon kullanımıyla ürünün hasat edildiği tarih arasında 4 ile 18 hafta vardır. Hormonu kullandık en erken, bu ürüne göre değişir, 4 hafta sonra ürünü tüketeceğiz. Zaten hormon ilaç gibi de değil, çok düşük miktarlarda kullanılır. Milyarda bir seviyesinde kullanılır. Zararlı etkisini de bu süre içerisinde zaten kaybeder. Pahalı olduğu için hormon, çiftçinin fazla kullanmak, çiftçinin cebine zarar, fazla kullanamaz. Bu iki önemli nedenle hormon insan sağlığı açısından fazla bir risk oluşturmaz. Zaten yakın tarihe kadar da dünyada hiçbir ülke üründe hormon kalıntısı var mı yok mu bunu araştırmıyordu. Sadece ilaç kalıntısı yönüyle bir ürün bir ülkeden başka bir ülkeye giderken araştırılıyordu. Yakın tarihe kadar buna bakılmıyordu. Ancak yine çiftçilerin ve insanımızın fazla kazanç beklentisiyle, hırsı nedeniyle hormonu aşırı kullanmaya başladılar. Ve onun sonucunda da Türkiye dahil birçok ülkede şu an hormon kalıntı seviyeleri ölçülüyor. Ama şu güne kadar yakalanabilmiş yüksek seviyede hormonlu bitki çok az. Bu anlattığım sebeplerle hormon çok düşük oranda kalıyor. Kendine de vermiyor. Ben yaşadığım bir örneği anlatayım. Antalya'da seraları kontrol ediyoruz birkaç yıl önce. Bir seraya girdim, domates serası. Domatesin şekli inanın bir tabağa benzemiş. Böyle yassılaşmış, genişlemiş ve içi boş. Aldım yanıma bir tane. Bizim arkadaşlar, ziraat mühendisi arkadaşlarla öğleyin bir araya geldik. Ben o domatesi masanın üstüne koydum. Herkes aldı baktı böyle. Ya bu ne biçim biber falan dediler. Hiç kimse, bak ziraat mühendisi arkadaşlar dahi onun domates olduğunu anlamadı. Herkes biber zannetti. Domates bibere benzemiş. İçi boş, bibere de tam benzemiyor ama içi boş olduğu için öyle zannettiler. Yani hormonu fazla kullanmanın çiftçiye de bir zararı, faydası yok. Bu tür anormal şekiller oluşur, anormal şekiller oluşur. Dolayısıyla o domatesi çiftçi satamayacak. Onun dişine gelmez. Peki hormon kullanımı sadece burada mı? Hayır, bir iki nokta daha var. Bitkiler, bitkisel üretim açısından köklendirme amacıyla kullanılır. Ürünlerin çeşitli özelliklerini güzelleştirmek amacıyla kullanılır. Bir de çekirdeksiz üzümde kullanılır. Şöyle 20 yıl, 30 yıl öncesini hatırlayanlar varsa veya hiç hormon kullanmamış üzümleri hatırlayan varsa çekirdeksiz üzüm nohut kadar olur doğal hali. Küçücüktür. Şimdi çekirdeksiz üzümler çekirdekliyle yarışır halde boy olarak. Çekirdeksiz üzümde çekirdek olmadığı için doğal olarak fazla gelişemiyor. Doğal halidir o. Biz yine burada bu üzümü kandırıyoruz. Çekirdeğin ürettiği hormonu biz suni olarak üretip dışarıdan veriyoruz. Çünkü çekirdek nedir? Meyve kısmı çekirdeği besleyen kısımdır. Çekirdeği muhafaza eden kısımdır. Bu olmayınca üzüm fazla gelişmiyor. Biz çekirdeğin ürettiği hormonu dışarıdan üretip bitkiye verdiğimizde zannediyor ki çekirdek var, meyve irileşiyor. Yani insanoğlunun hilesi diyelim bunu artık, bitkiyi kandırması. Özet olarak, biz hormondan çok fazla korkmayalım. Televizyonda çilektir, bilmem nedir, ne gösterseler hepsi hormonlu, hormonlu, hormonlu değil. Bunlardan korkmayalım. Korkacağımız ilaç olsun. İlaç hormondan çok daha tehlikeli ve ilaç tehlikesinin maalesef farkında değiliz. Korkacağımız ikinci şey GDO olsun. Yine televizyonda maalesef izleyiciyi hep yanlış yönlendiriyor. İşte bu konuda bir konuşma yapılsa ekran gerisinden, fondan bütün bitkiler geçiyor. Fındıktan cevize kadar her türlü ürün geçiyor. Onu izleyenler de zannediyor ki bu ürünlerin tamamında GDO var. Yok arkadaşlar, şu ana kadar dünyada GDO'lu hiçbir meyve yok. Hiçbir meyvede daha GDO'lu üretim yapılmadı. Deneme aşamasında çalışmalar var. Hiçbir şey yok. 4 tane GDO'lu ürün var. Onun dışında korkacak Allah'ın izniyle bir şey yok. İnşallah devletimiz de bundan sonra alacağı tedbirlerle
bu konularda bizi emin eder. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Konu çok geniş konuda. Biz meslektaşlarımızı anlattığımız için teknik boyutu bizde daha ağırlık basıyor. İnşallah sizleri sıkmadan anlayabileceğiniz şekilde anlattığımı zannediyorum. Bir şey soracağım hocam. Bakanlığımız çiftçilere biliyorsun destek veriyor. Acaba devlet destek vererek kendi ayağını kurşun mu sıkıyor bu hususta? Yani o çiftçiler o desteklerle ilaçlar alıyor. Yani söylediğiniz ilaçları alıyorlar. Yani bilinçsizce de kullanıyorlar bunu herhalde. Yani acaba kendi ayağımıza kurşun mu sıkıyor? Bu hususta bir soru sorarak bunu. Şimdi delikanlı, ilaç alımına destek diye bir şey yok. Çiftçiye destek var ama ilaç alımına destek yok. Bakın o konuda yaşadığımız bir şeyi söyleyeyim. Bir zaman, bunu aşağı yukarı 15 yıl oldu. Şimdi ilaçlar kendi içerisinde çok zehirli, az zehirli, zehirsiz gibi 3 kategoriye ayırdık. Çok zehirli ilaç kullanımını azaltabilmek için az zehirli ya da tehlikesi düşük ilaçları destek kapsamına almıştık yıllar önce. Ancak öyle bir tabloyla karşılaştık ki, yanlış hatırlamıyorsam Kozan ilçesi olması gerekir. Kozan üretim alanının 5 katı sahayı sanki o ilaçla ilaçlamış gibi sahte faturalarla devletten destek almaya çalıştılar. İnsanımız maalesef güzellikleri istismar ediyor. Kendi çıkarına kullanmaya çalışıyor. Yürümedi o destek, kalktı. Yani oradaki amaç da ilaç kullanımının teşvik değil, İnsan ve çevre sağlığına daha az zararlı olanları öne çıkartmaktı. Onu da tutturamadık. Bir de bu da hayvanlar üzerinde uygulanan bu hormonlar üzerinde bu kimyasal maddeler üzerine değinmek istiyorum. Değinmeni istiyorum. Bu çiftlik hayvanlarında da bu tür şeyler görülebiliyor mu? Bu GDO'dur falan. Şimdi delikanlı, zaten şu anda üretilen mısır, soya, kolza, bunlar hem yağ bitkisi hem de yem bitkisi olarak hayvanlar tarafından tüketiliyor. Yağını biz tüketiyoruz çoğunlukla. Kalan posasını hayvanlar tüketiyor. Yani Türkiye'ye şu anda bir iki ürün dışında, o da her şeyle değil, çok düşük oranda GDO içeren birkaç ürüne izin veriliyor. Onun dışındakilere izin verilmiyor. Yani yurt dışından getirilen hayvanlar, hayvan ithalatı var biliyorsunuz. Onlar neyle beslenmiş? Orası bir muamma, onları tam bilemiyoruz. Hayvanlarda hormon kullanılıyor mu? Hormon kullanımı yasak. Ancak bizim insanımız maalesef yasakları delmede çok mahirdir. Onu bir marifet zannediyor. Kendine de zarar verdiğinin farkına varmadan maalesef ben şahidim kullanılıyor. Ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, gizli kapaklı yapıyor. Geçenlerde daha bir tavuk üreticisi, bunları konuşuyoruz. Ya abi diyor, çantacılar getiriyor diyor, çantacı dedikleri. Bunu gizli satan insanlar, sularına katıyoruz hayvanın diyor. Ne kadar anlattıysam tamam falan dedi ama çok da beni inandırmadı, ikna etmedi. Maalesef kaçak olarak kullanılıyor. Evet evladım. Hocam konuşmanız için teşekkür ederiz öncelikle. Zaman ayırdınız. Ben soracağım, bu yabancı istenmeyen otlara karşı yararlı bitkilerimizi dirençli hale getirirken bu yabancı otlar da, istenmeyen otlar da kendilerine karşı kullanan bu ilaçlara karşı zamanla bir direnç kazanıp gittikçe bu kısır döngü oluşuyor mu? Yani öyle düşünebilir miyiz? Çok güzel bir soru. Zaten şu anda bak, çiftçiler de tepki gösteriyor diye bir konuşmamın bir yerinde söylemiştim. Aynen bizim vücudumuzda antibiyotiklere karşı dirençli mikroplar oluştuğu gibi yabancı otlarda da şu an direnç sorunu yaşanıyor. Artık atılan ilaçlardan etkilenmeyen çok sayıda yabancı ot oldu. Çiftçilerin büyük bir kısmı, özellikle Arjantin, Brezilya gibi, Amerika gibi bu üretimin çok yapıldığı ülkelerde en büyük sorunlardan birisi o. Hatta burada bir şeye daha temas edeyim, Arjantin deyince aklıma geldi. Arjantin'de bağırsak hastalıkları son yıllarda had safhaya ulaştı. Sebepleri araştırıldı. En önemli sebep, yabancı otlara karşı kullanılan ilaçların aşırı derecede kullanılması. Bizim ülkemizdeki birçok ülkede yabancı ot ilaçları adeta zehirsiz gibi
algılanır. Yani zehir deyince sadece böcek öldüren ilaçlar öne çıkıyor. Ve bağırsak hastalıklarının artmasındaki en önemli sebebin yabancı ot ilaçları olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konuldu. Allah bizim ülkemizden uzak etsin diyelim. Bu ilaçlar sadece yüzeyde mi kalıyor yoksa meyvenin sebzenin içine de nüfuz edebiliyor mu? Evet, bu da güzel bir soru. Bazı ilaçlar var. Biz bunlara sistemik ilaç diyoruz. Bitkinin yaprağına, tohumuna, herhangi bir yerine verdiğimiz ilaç, bitkinin damar sistemi vasıtasıyla her tarafına yayılıyor. Kökünden, kabuğundan, her tarafına. Bu çok tehlikeli bir durum aslında, bilinçsiz kullanıldığında. Mesela patateste kullanılan bir ilaç var. Patatesin tohumuna veriyorsunuz, ekiyorsunuz. İlacın bitkiden ayrılabilmesi, bozulup etkisini yitirebilmesi aşağı yukarı 100 gün. 3-3,5 aylık bir süre. Şimdi patateste normalde kullandığınızda sorun değil gibi gözüküyor. Çünkü tohumu toprağa attınız, birinci gün başladı. Patates normalde 4 aylık bir süre zarfında hasat edilir. Hasat edilene kadar bu ilacın insan sağlığını etkileyecek bir şey kalmaz diye düşünülüyor. Burada maalesef derin bir ah çekiyorum. Ben o ilacı yasaklatmak için çok uğraştım. Yasaklatma noktasına geldiğim yerde de bir şeyler ters gitti, yasaklayamadık. Bu ilaç sadece patateste kullanılmıyor şu an. Çok sayıda üründe kullanılıyor. Maalesef çiftçimiz bizzat bana gelen bilgiler, duyduğum, çiftçinin ağzından duyduğum, hiç alakası olmayan ürünlerde de kullanılıyor. Bir ilacın insan sağlığına zararını getirmesi bizim için çok önemlidir. Belli süreler gerekir. Patateste 3,5 ay dedi. Diğer üründe ne kadar? Adam 3 gün sonra hasat edilecek, insanların sofrasına gidecek üründe bile maalesef bu ilacı kullanıyor. Bunun yıkamayla, pişirmeyle vesaire bertaraf edilmesi mümkün değil. Çünkü ürünün içinde bir domates düşünün, bir elma düşünün, bir erik düşünün, içine girmiş. Bunu bertaraf etmeniz mümkün değil. Bunlar belirli ürünler için ruhsatlandırılırken ruhsatlandırılıyor. Ruhsatlandırma sisteminde sınırlamalar var. Bunu her ürüne kullanamazsın. Mesela biraz önce yeşillikler dedim. Yeşilliklerde neredeyse ilaç kullanma izni verilmiyor. Ama çiftçi tavsiye dışı ilaçlama dediğimiz o üründe tavsiyeli olmayan ilacı maalesef kullanabiliyor. Keşke olmasaydı bunlar. Evet Elif Hanım. Hocam öncelikle Allah razı olsun. Cümlemizde. Konuşurken ben kaçırdım herhalde orayı da. Bu 4 tane ürün dediniz GDO'lu. O 4 ürün bir söyleyebilir misiniz? Pamuk, soya, mısır, kolza ya da kanola ismiyle bilinen bitki. İki isim birden kullanılıyor ona. En çok şu anda ticari değer olan, dünyada ticareti yapılan GDO'lu ürün bu. 16 tane ürün var. Kitlesel olarak, yoğun olarak üretilip tüketiliyor ama onlar kendi ülkeleri içerisinde, mesela tatlı patates diye bir ürün var, Afrika'nın bazı ülkelerinde kullanılıyor. Bizde yok. Böyle yamur yumru bir ürün, yer elmasına benzer bir patates türü. O da GDO üretiliyor ama Türkiye'de yok. Yani sınırlı onların üretimi ve satımı. O nedenle bu 4 ürün dışındakiler çok önemsenmiyor. Bir de hocam ikinci sorum bu. GDO hani ilk çıktığında reklamlarda bu paketli yiyeceklerde GDO'lu GDO'suz mesela çikolatalarda olur GDO'lu çikolata GDO'suz çikolata falan diye. Onlarda gerçeklerinde var mıydı ya da varsa onunla biz nasıl ayırt ediyoruz yani onlarda? Kardeşim GDO'lu ürünü gözle hiç kimse ayıramaz. Yani ben de ayıramam, sen de ayıramazsın, başka biri de ayıramaz. Ancak bu laboratuvar teknikleriyle bir ürünün GDO içerip içermediğini ancak o zaman anlarsın. Yani çikolatalarda da olabilir yani o zaman paketli o zaman. Ya hepsinde olabilir. Yağ. Olmaz diye bir şey yok. Şimdi çikolatada yağ kullanılıyor. Kullanılan yağ soya yağı ise, bunlardan elde edilmiş bir yağ ise, genellikle GDO'lu bir üründen elde edilmiş yağ ise hepsinde olabilir. Mesela onların çoğunda soya lesitini diye bir madde kullanılıyor. Birçok üründe de var. Ben helal denetçisiyim aynı zamanda. Soya lesitini içeren bir ürünü biz helal sertifikası vermiyoruz. Niye vermiyoruz? Eğer o soya lesitinin
kaynağını bana net olarak verebilirse, GDO içermediğini bana net olarak belgeleyebilirse sorun yok. Sertifikasını veririz. Ama soyadı sistemini hangi firmadan almış, kaynağına kadar ulaşamıyorsa biz ona vermiyoruz. Çünkü dünyada üretilen soyanın ve şu anda en çok soyada kullanılıyordu, %80'den fazlası GDO'lu. Ben o ürünün %20, soya üretiminin %20'sinden mi geliyor, 80'inden mi geliyor bilemem. Ben şüpheyle yaklaşırım, vermem. Belgelerse, ispat ederse GDO'su soya olduğunu sorun yok bizim için. Evet arkadaş. Hocam biraz konunun başına doğru götüreceğim. Fark etmiyorsun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle nüfus artışıyla beraber bunun karşılanması için, nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması için GDO'dan kullanımından bahsettik. Şimdi bu ihtiyacın karşılanması için bu şart mıydı? Eğer öyle ilgiyse şunu tartışmalıyız. Yani bunu doğru yapmak gerekir. Ya da aslında bu gerekmiyordu. Bu tamamen kapitalist düzenin bir dayatması gibi mi ortaya çıktı? Yani GDO şart mıydı yani bu ihtiyaç karşılamak için? Bu şekilde müdahale etmek şart mıydı? Değerli arkadaş, güzel bir soru soruyorsun. Bak şöyle söyleyeyim onu. Şimdi bunu üreten insan, firmalar, 3-4 tane firma var bunu yapan. İşte son zamanlarda Çin vesaire de girdi. Dünyada saysanız 10 tane firma çıkmaz bu konuda. Bu firmaların hiçbirisi dünyadaki açlık sorununa çare üretelim diye yola çıkıp da bunu yapmadılar. Onların tek amacı kendi üretimlerini, kendi kazançlarını artırmaktı. Ne söyledim? Bir, insülinden başladık. Tarımsal üretime geçince böceklerden korumak. Daha sonraki tarımsal üretimde ot ilaçlarına direnç kazandırmak amacıyla. Bunun direkt üretimle insanlığın gıda ihtiyacının karşılanmasıyla bir alakası yok. İnsanlığa bunu sunarken biz böcekler bittiğimize gelmesin diye yapıyoruz demediler. Biz insanlığın açlığına çare üretmek için bunu yapıyoruz. Yani bu maskeyi kullandılar. Asıl amaç sizin de söylediğiniz gibi kapitalizmin doymak bilmeyen hırsı. Asıl mesele bu burada. Onun ötesinde bir şey yok.